Selam arkadaşlar, herkese yeniden merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere filmi olan kitaplardan bahsetmek istiyorum ve bu video için kitaplığımdan tüm bu kitapları tek tek seçip çıkardım. Şimdi aslında videonun fikrinden nasıl çıktığından da bahsetmem lazım sizlere. Bu benim şöyle bir listem var, işte YouTube'a çekmek istediğim videolar diye. Madde madde yazıyorum, bunu çekeyim, bunu çekeyim, bunu anlatayım. Sonra da şey yapıyorum, ya şu kitabı bitireyim de ondan sonra ekleyip hepsini beraber çekeyim diye. Kısacası tam bir batak listesi yani. Fakat geçen gün bir şey fark ettim. Bir film sayfasında bir şey bakıyorum. Fragman çıktı karşıma, izliyorum, diyorum ki ay ne kadar tanıdık. Olaylar ne kadar böyle, ben bunu sanki izledim. İzlememişim. Ben onu okumuşum. Sonra bir baktım ki evet okuduğum. Beğendiğim ama final kısmında beni memnun etmeyen bir kitabın filmi varmış. Dedim ki, aa, büyük ihtimalle kitabın sonu beni tatmin etmediği için filme hani var mı yok mu diye bakmamışım bile. O nedenle dedim ki, Betül hadi bakalım iş başına ve kitaplığımın karşısına geçtim. Sizler için şöyle tek tek rafları dolaştım. Dedim ki, hangilerinin filmi var? Ama o da ne? Derya Deniz. Hani dünyada zaten Derya Deniz. Birincisini çekiyorlar, ikincisini çekiyorlar. İşte yeniden uyarlıyorlar. Benim kitaplığımda da dolu. O nedenle ben de bunu part part, bölüm bölüm gitmek istedim. Bu filmi olan kitaplar bölüm 1. O yüzden hadi artık başlayalım. Arada kalıyorum artık arkadaşlar, son haftalarım ve nefes alamıyorum. Ve şimdi arkadaşlar ilk kitapla başlıyorum. Bu benim için çok özel bir kitap. Karşınızda Dan Brown, Da Vinci'nin Şifresi. 2003 yılı hiç unutmuyorum. Bu kitap piyasaya çıktığında bütün böyle, o zaman karşıya kadayım ben. Her yer yıkılıyor. Kaç? 17 yaşında falanım herhalde. 16, 17, 18 olmam lazım. Kendi yaşını hesaplayamayan insan ben. Bu kitabı bana annem aldı. O yüzden hani buradaki kitapları satıyorum, dağıtıyorum, veriyorum ya. Bu apayrı bir şey. Bunu asla vermem. Ondan sonra Allah'ım okudum, kitap 2 günde bitti. Annem diyor ki ne çabuk bitirdin, dedim. Sular seller gibi akıyor. Hemen akabinde işte filmi izledim vesaire. Fakat şöyle bir şey oldu. Filmi beğendim. Fakat kitaptaki kadar beni tatmin etmedi. O yüzden başlangıç olarak şu cümleyi de söylememiz gerekiyor. İlk önce lütfen kitabı okuyalım. Ondan sonra varsa filmini ve dizisini izleyelim. Ben bu kuralı, kural değil yani, bunu uygulamayı seviyorum. Hayatımda bir defa yıktım. Ondan da biraz sonra bahsedeceğiz. İlk kitap o yüzden uyarlaması da olan Da Vinci'nin Şifresi, Dan Brown. Kitap 10 üzerinden bir 6-7 alıyorsa eğer, filmi ne yazık ki 6-7 alamadı benden. Çünkü çok fazla kitaptaki gibi olmadı, geçmedi ama siz lütfen aşağıya yorum olarak izlediyseniz ve okuduysanız yazın. Bu arada ben bunları size göstereceğim. Bugün 10 tane kitap göstereceğim. Ama sizler aşağıya burada olmayanları da yazın ki bir sonraki videoda ya karşınıza çıksın ya da ben hiç burada olmadığı için alıp okuyayım, sonra da izleyin. Ve şimdi bu beni birazcık hayal kırıklığına uğratmıştı. Yine aynı dönemde çıkan ve sürekli ikisi arasında böyle ay biri sağımda favorim, biri solumda favorim diye. Yanlış yaptım. Burası sağım, burası solum. Size şu an ters geliyor ekranda ama bana böyle. İki tane favorim vardı. Bir tanesi Dan Brown ve bir diğeri de Grunge'dı. Hemen şöyle göstereyim. Bir diğer kitap Grunge, Kurtlar İmparatorluğu. Kurtlar İmparatorluğu ne yazık ki Grunge da böyle polisiye gerilim alanında güzel kitaplardandı. Okurken keyif aldım. Fakat gelin görün ki sadece Kurtlar İmparatorluğu değil, Taş Meclisi vesaire diğerleri, ben Grunge'ın uyarlama kitaplarından zevk almıyorum. Oyuncuya bayılsam da gerçekten o bana bir türlü geçmiyor. Çok böyle sanki hep bir karanlıkta çekilmiş gibi geliyor Grunge'ın romanları uyarlama haliyle. O nedenle bilmiyorum yani, Grunge okuyayım ama izlemeyeyim taraftarıyım ve çoğu şeyini izlemedim bu arada, onu da söyleyeyim. Aa, ama şimdi belki bundan 5 sene önce okuyup bitirdiğim bir kitaptır. Karşınızda Kitap Hırsızı, Markus Zuzak. Bunun bu arada şeyi de vardı bende, videosunun olması lazım, onu da izleyin kanalda.
beni duygusal anlamda da böyle dolduran kitaplardan bir tanesiydi. İkinci Dünya Savaşı döneminde Almanya'dayız. Bize oradaki olaylar küçük bir kızın gözünden anlatılıyor. Tabii ki hani burada kitapları detaylı bir şekilde anlatmayacağım ama kitabıyla filminin arasında çok derin uçurumlar olmayan eserlerden bir tanesiydi. Okumaya gerçekten vaktim yok ya da okumak istemiyorum, izleyeyim derseniz de aynı tadı vereceğini düşünüyorum diyeyim. Çünkü çok birbirine yakın şeydeydi, derecedeydi. Filmini de çok beğenmiştim, kitabını da çok beğenmiştim. Filmdeki o görseller de hoşuma gitmişti ama dediğim gibi vaktiniz varsa, imkanınız varsa ilk önce kitabı okuyun, ondan sonra filmini izleyin. Güzel bir filmdi. Ve bir diğeri, ay bu resmen böyle son bir sene hariç bile değil, hala yazanlar var. Kasıp kavurdu. Elimdeki bu kitaba defalarca teklif verdiniz ama veremem, satamam yani. Bunu gerçekten satmak istemedim. Diana Wynne Jones, Yürüyen Şato. Arkadaşlar, Miyazaki Oscar adayı olan animasyon filmi de var. Aynı zamanda Yürüyen Şato'nun. Asıl hikaye orada geçiyor. Kitap çok güzel. Kitapta böyle kalsifer, her şey gözünüzde canlanıyor. Ama açtığınızda animasyonu, görsel bir şölen, çok güzel yapılmış bir animasyon film, bayılacaksınız. Buna eğer kitap 9'sa film de 9, o kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle bu arada alıp okuyun. Yeniden basıldı. O videonun altındaki en büyük yorum şeyi şuydu: basmıyorlar, basmıyorlar. Ben bu konuda İthaki'ye defalarca mail attım, sosyal medyalarına yazdım ama artık orada işler nasıl dönüyor o grup için, en azından İthaki grubu için bilemiyorum ama çok da şey yapılmamıştı. Yeniden basıldı. O yüzden bitmeden stoklar alın ve rafa koyulması gereken kitaplardan biri Yürüyen Şato'nun. Dediğim gibi animasyon filmini mutlaka izleyin. Çok güzeldi. Hatta bazen benim böyle canım çekiyor, açıp tekrar izlesem mi diye düşünüyorum. Fırsat bulduğumda bunu yapacağım. Bu kadar yabancı kitaplardan, eserlerden bahsettik. Birazcık da Türk edebiyatı dedim ve karşınızda benimki Orhan Kemal, Bereketli Topraklar Üzerinde. Arkadaşlar aslında bildiğiniz bilmediğiniz Orhan Kemal'le ilgili şunu da söylemem gerekiyor. Çok fazla sinemaya uyarlanmış filmi var Orhan Kemal'in. Keza aynı şekilde Orhan Kemal adını taşımayan ama Orhan Kemal'in yazdığı da çok fazla belki izlediğiniz filmi var. Çünkü çok üretken bir isimdi kendisi. Ama ben onca eseri içinden, külliyatın içinden Bereketli Topraklar Üzerinde'yi seçtim. Çünkü bir, gerçekten çok güzel bir uyarlama. Kitapta ne anlatıyorsa filmde aynı şekilde zaman yettiğince, el verdiğince ilerlenmiş. Oyuncular çok iyi, gerçekten mükemmel. Bir kere Bereketli Topraklar Üzerinde Nur Sürer var Fatma karakterini canlandıran. Mesela bildiğimiz hala Menderes Samancılar. Çok iyi ki çoğu Orhan Kemal eserinde de zaten rol alan biri. Ama tabii ki benimki var, Tuncel Kurtiz. İnanamazsınız o oyunculuklara. Bunlar sadece hani en bilinen isimler diye söylüyorum. Geri kalanlarında elbette ki çok değerli isimler olduğu ortada. Çok güzel bir uyarlamadır Bereketli Topraklar Üzerinde. Lütfen izleyin arkadaşlar. Kitaptaki Türkiye gerçekleri, o toplumcu gerçekçiliğin her bir alanı filme de yansıtılmış. Özellikle zaten bu geçtiğimiz asrın felaketi, İhmalkarlığı, o başımıza gelen depremle ilgili de orada çok güzel nüanslar vardı. Yani gerçekler o zaman da aynı, şimdi de aynı değişmiyor. Kesinlikle zaten bir Orhan Kemal okuyun da ama bu müthiş uyarlama filmini de izleyin. Tabii ki Türk edebiyatından sadece Orhan Kemal'i almadım. Bir tane daha kendime bir seçim hakkı tanıdım. Fakir Baykurt, Yılanların Öcü. Arkadaşlar biz burada yoksul Karataş köyündeyiz. Buradaki aslında ana karakterlerimizin her biri çok güzel ama Irazca var burada. Çok güçlü bir kadın, çok asi bir kadın ama çok da haklı bir kadın. Hakkını da sonuna kadar savunan bir kadın. Burada Irazca benim izlediğim yapım olarak, benim izlediğim uyarlama filminde Fatma Girik canlandırıyor. Çok da güzel canlandırıyor. Yine yanlış hatırlamıyorsam burada da Nur Sürer var. Nur Sürer diye bahsediyorum çünkü kendisi de her zaman için değerli bir isim olmasına rağmen Tuncel Kurtiz gibi nasıl ki Ezel'le beraber hepimiz dayı dayı diye ölüp bittik. Nur Sürer'in de Camdaki Kız.
bugünlerde aile dizisinde rol almasıyla beraber ismi çok fazla parladı. Fakat kendisinin geçmişten gelen rollerini de izlemek isterseniz diye detaylı olarak söylüyorum. Yılanların Öcüne bir bakın derim. Çok güzel bir kitaptır. Okuyun ama filmini izlemek isterseniz de benim izlediğimde dediğim gibi Fatma Giri'nin Razcı'yı canlandırdığı yapımı izlemiştim. Şimdi tekrar birazcık böyle şeyle dönelim. yabancı kısımlara dönelim. Geçtiğimiz günlerde ben bir film izledim. Bizim filmlerimiz şeydir. Yani evde izlediğimiz filmler. Öyle biz çok aşk, romantik izlemeyiz. Dram çok nadirdir. İlla ki hani ben bir kitap okuduysam Murat'a diyorum ki bana eşlik etmek ister misin bu filmde? O şekilde izliyoruz. Genellikle bilim kurgu, uzaya çıkalım. Biz bu kafalarda olan insanız. O nedenle bir film izledim. Bunu paylaştım. Murat'ın da hoşuna gitti. Instagram'da da çok fazla sordunuz. Satranç. Evet, Satranç. Zweig'in ünlü romanından uyarlama olan bir filmdi. Ben o zaman için elimde Venedik Yayınları vardı. Bu kitabı okumuştum. Seneler öncesinin kitabı bu arada. 2018 yılında okumuşum. Şuraya hemen başlık atıyorum. Kitapla uyarlama açısından belki hani kitap 8 ise filme 6-7 diyebilirim ama oyuncusunun adını şu an hatırlayamıyorum. Kendisi Dark'ta oynayan isimdi. Hemen buraya zaten alırım şimdi resmini. Gerçekten ve gerçekten çok başarılıydı. Çok çok beğenmiştim. 2021 ya da 2022 yapımı. Fakat benim bundan haberim yoktu. Çünkü o dönem hani kopmuştum bir şeyler izlemekten. Denk gelince internette dedik ki biz bunu her izleyelim. O yüzden izlemiştik. Çok fazla sormuştunuz story'den de hani nereden diye. Satrancı izleyin arkadaşlar, çok güzel. Birazcık da dünya klasiklerinden alayım dedim. Baktığımda şöyle baktım dedim ki kafayı çevireyim. Burası da Derya Deniz. Bunların da sırası gelecek ama ilk böyle gözüme çarpan o bizim ne diyeyim beyaz atlı prensimiz olan Jane Austen, Gurur ve Önyargı. Arkadaşlar Gurur ve Önyargı okuması bence kolay olan kitaplardan bir tanesi ama filmini izlemesi de çok keyifli, çok güzel. Bazıları İş Bankası'nın ağır kaldığını, Can Yayınları'nın daha hafif bir şekilde kolay bir anlatımla, dille anlattığını söylüyor. Ben İş Bankası'ndan seçmişim. Benim için kolaydı okuması, hiçbir sıkıntı yoktu. Filmini izledikten sonra üzerine zaten konuşmuştuk okuduğum grupla da. Çok keyifli, çok güzeldi. Filmini de kesinlikle izleyebilirsiniz. Ve bir sonraki kitap şimdi burada geldi. Kendi elimle kendimi yakacağım şimdi. Karşınızda çoğunuzun izlediği ama benim gibi belki de sıralayıp okumadığı kitaplardan biri. Frank Herbert, Dune. Arkadaşlar, Dune adıyla bilinen Arrakis gezegeni sonsuza dek onun vatanıdır. Ben bunu gördüğümde henüz Kars'taydım. Bu kitap serisi yeni çıkıyordu ve kulakları çınlasın. Burada bir arkadaşım var, Burak. Burak bana ısrarla diyor ki Betül bunları alıp oku. Diyorum ki Burak ya şimdi dur ben işte alırım tamam. O kadar şey yapmadım açıkçası. Bu kitaplara ne derler hani bu kadar yönelmemiştim. Ama ondan sonra bir baktım ki biz bunu konuştuk. Aradan 3-5 ay geçti. Bütün herkesin elinde işte sarı kapaklı Dune'lar falan. Arkasından ciltli kutulu baskılar. Dedim ne oluyor? Şimdi ben 1, 2, 3, 4 tanesini aldım. Zaten 2 tanem, 3 tanem ne kaldı seriyi tamamlamak için? Yine erteledim. Dedim ki aman ne olacak işte seri bitsin ondan sonra hani bütün hepsini bassınlar alırım. Seriyi okuduktan sonra hepsini aldıktan sonra başlarım okumaya gibi gibi. Derken filmi çıktı. Murat dedi ki ya dedi ben bir fragman gördüm. Bunu izleyelim bu akşam tamam dedim. Bir açtı filmi. Ben işte mutfakta bir şeyler hazırlıyorum o zaman. Filmi bir açtı. Dune. Dedim dur. Dune dur. Dedim ben bunu izleyemem. Diyor ki neden? Dedim ben bunun kitabı var. Aldım aldım ama okumadım. Hani tamam dedi böyle tam kapatacak. Kıyamadı. Ben de ona kıyamadım. Dedim ki tamam ben bunu ilk defa böyle bir şey yapacağım. İzleyelim. Döndüm filmini izledim. Çok güzeldi. Sevdim. O yüzden kitabı okumadım ama filmini izledim. İlk işim bu aralar bu kitabı okumak olacak. Ve son olarak en böyle sevdiğim ismi sakladım en sonlara. Karşınızda King ve bir başyapıt, bir şaheser o. Arkadaşlar böyle bir gerilim destanı olamaz, böyle bir okuma da olamaz. Hala daha notlar bırakmışım buraya. Şu şekilde bir okuma gerçekleştirmişim.
İçimde de yine böyle şeylerim var. Üst üste yapıştırmışım notlarım var. Çok iyi olmuş bence bunları yapmam. Çünkü 15 Ocak 2020 gece 3'te başlamışım. O dönemde Ankara'da yaşıyormuşuz. 3-4 aylık Ankara serüvenimiz vardı. O zaman okumuştum. 5 Şubat 2020'de yine Ankara'da bitirmişim. Baştan sona beğenerek böyle aa evet evet diyerek okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Gerçekten çok güzeldi. Ki King'in bazı aslında eserlerinin çoğu çevrilmiş olmasına rağmen ben bu video için sadece bu eserini tercih ettim. Yoksa biz Hayvan Mezarlığı'ndan diğer kitaplarından da bahsedeceğiz. Film olarak iki bölüm halinde izledim. Evet bazı şeylerde ha böyle miydi ya dediğim anlarda sahnelerde vardı ama genel olarak en azından o benim için birbirine böyle uyumlu giden filmlerinden, çevirilerden bir tanesiydi. Evet arkadaşlar bu video için seçtiğim filmi olan kitaplar serimizin bölüm 1'inde 10 tane kitap gösterdim sizlere. Lütfen sizler de kendi aklınıza gelenleri yorumlara yazın ki ben de onlardan faydalanayım. Bir sonraki video için çok güzel kitaplar olacak videoda çünkü görmediğiniz ve çok böyle hani bunlar gibi belki klasik olan alışılmadık kitapları göstereceğim. Çünkü ben böyle okuyup bitirdikten sonra şey demiştim. Aa bunun filmi mi varmış? Evet varmış arkadaşlar. O yüzden bir sonraki video için lütfen kanala abone olmayı ve o bildirimleri açmayı, zili aktif hale getirmeyi unutmayın. Yorumlarda sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.